Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konuğum Denizli Pamuk Elektrik firmalarından SMS Enerji'den Sayın Cumhur Malala. Cumhurcuğum merhabalar, nasıl keyifler? Teşekkür ederim Mehmet Bey, sizler sormalı. Çok şükür, çok şükür. Allah iyilik versin. Amin cümlemiz inşallah. İstersen izleyicilerimiz kendimizi bir tanıtalım mı? Evet, ismim Cumhur Malalan. 74 İzmir doğumluyum, aslen İzmirliyim. Yaklaşık 16 yıldır Denizli'de yaşıyorum. Eşim Ankaralı, ben İzmirliyim. Ama işte hasbelkader Denizli'ye geldik, yerleştik. Evet. Sevdik de burayı. Yarı aynen. Denizli olduk. Çocuklar burada doğdu, burada büyüyorlar. Bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Harika. Pekala, tabii yazılışı SMS ama SMS olarak okunuyor. SMS Enerji olarak neler yapıyoruz? SMS Enerji olarak yaklaşık 2011 yılından beri güneş enerji sektörüne hizmet veriyoruz. Bir mühendislik firmasıyız. Hı hı. 2011 ile 2015 yılları arasında Alman ya da iştigal eden bir firmanın Türkiye uzantısı olarak çalıştık. Bina ısıtması, bina soğutması ve endüstriyel buhar üretimi üzerine çalışıyorduk ağırlık olarak. Fakat hani sizin de bildiğiniz gibi son dönemlerde elektrik üretim tesislerinin fotovoltaik olarak bilinen elektrik üretim tesislerinin gündemde olması bile 2016'dan beri ağırlık olarak güneş enerji sistemleri kuruyoruz. Elektrik üretim tesisi. Yani yenilenebilir enerji tesisleri üzerine çalışıyoruz. Üretimden daha ziyade montaj galiba değil mi? Yani projelendirme. Mühendislik artı montaj. EPC diye geçiyor. Hı-hı. Mühendislik, malzeme tedariği ve kurulum. Peki bu alanda üretim anlamında Türkiye ne durumda şu anda? Malzeme üretim açısından. Evet. Şimdi malzeme... İşte bu güneş panelleri artık yani sizin malzemeleriniz olarak onların isimlerini evet. Sen de söyleyebilirsin. Evet. İşte isim olarak şimdi... ne söylediğini bilmiyorum ama sadece bildiğim benim güneş paneli. Dört ana komponent var burada. Bir tanesi panel, üreteç dediğimiz. Paneller Türkiye'de yaklaşık olarak şu an 30'a yakın firma üretim yapıyor. Ancak üretim değil, bunlar sadece bir toplama. Çünkü panelin esas üretici cam hücreler, hücreler yurt dışından geliyor maalesef. Biz üretemediğimiz için mi yoksa maliyet mi orada daha ön planda? Üretememekten değil aslında. Bunun üzerine çalışan 3-4 tane üniversite ve çok ciddi akademisyen arkadaşlarımız var. Çok da güzel şeyler yapıyorlar ancak üretim maliyetleri çok yüksek. O yüzden uzak doğudan temin etmek daha ekonomik oluyor şu an için. Ama gelecekte beklentimiz Türkiye'de üretilmesi. İşte bazen hayıflanıyoruz da onu daha net anlamak anlamında sordum. İşte Türkiye'de üretilemediği zaman üzülüyoruz. Yani evet. Bunu da mı yapamıyoruz? Artık bunu da bari yapalım. İşte çok kullanılıyor. O zaman demek ki anladığım kadarıyla bu güneş panellerini aslında biz yapabiliriz. Hücrelerini biz yapabiliriz. Durmayız. Ama biz çok daha fazla maliyetli yapıyoruz. Ve bunu çok daha ucuza yaptıkları için şu an için dışarıdan getiriyoruz. Herhalde büyük miktarda nereden geliyor? Uzak Doğu ağırlık olarak Tayvan, Tayland, Çin. Çin menşeli ürünler. Ama şöyle bir şey var. Yani benim gelecekte beklentim Türkiye'de mevcut hücrelerin üretiminden ziyade akademisyen hocalarımızın daha verimli hücrelerle Türkiye'de üretim yapmaları. Ki onunla ilgili güzel çalışmalar var bildiğim yani kadarıyla. Var. Güzel. Peki... Güneş enerjisinin dünü, yani geçmişi, bugünü ve yarını dediğimizde o konuda neler söyleyebilirsin? Ne durumdayız şu anda? Şimdi güneş enerjisi yönünden açıkçası Türkiye çok güzel bir enlem boylam üzerinde. Şöyle söyleyeyim, daha anlamlı olur. Türkiye'nin kuzeyine çıkarsanız çok daha az güneş alıyoruz. Çok daha az verimle çalışıyor sistemlerimiz. Türkiye'nin güneyine inerseniz daha fazla güneş alıyoruz fakat bu sefer de sıcaklık artışıyla karşı karşıya kalıyor sistemler. Dolayısıyla yine verim düşüyor. Yani bizim içinde bulunduğumuz kuşak bu İran'ın kuzeyinden başlayıp Türkiye, İtalya, İspanya'ya doğru uzanan kuşak en verimli aslında güneş kuşağı. Tabii biz maalesef bunu yıllar boyu kullanamadık farklı sebeplerden dolayı. İşte 2011 yılında hükümetimizin attığı adımlardan mütevellit güzel bir hamle başladı güneş enerjisine dair. Ufak tefek pürüzler çıksa da daha iyi değerlendiririz diye umuyorum. Çok geç kalmış bir sektör aslında güneş enerjisinden elektrik üretimdeki faaliyetlerimiz. Ama beklentimiz şu, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ciddi anlamda güneş enerji tesisleri kurularak elektriğimizin tamam olmasa bile büyük bir kısmını güneşten karşılamak mümkün. Tabii iki soru halinde konuşabiliriz. Yani nerelerde daha çok güneş enerjisi kullanılıyor ve sizin şu andaki çalışma alanlarınız daha ziyade nerelerde daha çok? Şimdi ağırlık olarak elektrik üretim tesisleri üzerine çalışıyoruz. Geçmiş dönemde Elektrik santralleri mi?
Evet, büyük santraller kuruyoruz. Şu ana kadar kurduğumuz genelde hep endüstriyel santraller. Ama son bir yıldır ufak tesisler de kuruyoruz. Nedir? İşte köy yerinde elektriğe ulaşımın zor olduğu bölgelerde yapılmış bir köy evi, dağ evi ya da bir çiftlik elektriğinin tamamen karşılanması şebekeden bağımsız bir şekilde. Diğer taraftan kırsal alanda sulama adına yapılmış pompaların kullanımı için biliyorsunuz elektrik yok ise eğer yapılacak tek şey jeneratör. O da ciddi bir maliyettir. Jeneratör artı yakıt maliyeti çok yüksek. Buralarda yine solar pompaları hayata geçirmeye başladık. Yaklaşık olarak şu an 20'ye yakın sulama tesisine imza attık Denizli ve çevresinde. Her geçen gün bu sayı daha da artıyor. Çünkü insanlar sistemi gördükçe bunun yatırım maliyeti yüksek gibi görünse de uzun vadede çok avantajlı olduğunu anladıkça bu tesislere yavaş yavaş ihtiyaç duyacaklar. Peki konutlardaki durum nedir? İşte bir ara basından okuyoruz, izliyoruz. Artık evlerin çatılarında da kurulabilme imkanı verildi. En büyük hedefimiz o zaten ülke olarak. Aslında şöyle, herkes tükettiği elektriği kendisi üretiyor olsa bizim kimseye bağımlılığımız kalmaz. Çünkü gelecekte savaşlar, bugün de devam eden savaşların birçoğu enerji ve su üzerine. Gelecekte de bu artarak devam edecek. Enerjide bağımsız hale geldiğiniz an dünyada bağımsız hale geliyorsunuz. Benim görüşüm bu. Evlerde kendi bireysel üretimlerini yapması önemli insanların. Ancak buradaki sıkıntımız maalesef prosedür olarak bazı sıkıntılar aşamadık daha henüz. Neden? Bürokratik yazışmalar. Bekliyoruz. Beklentimiz yüksek. Hükümetimizde bu konuda ciddi atılımların olduğunu biliyoruz. Şöyle ki 1 megawattlık bir elektrik santralinin kurulum silsilesiyle 10 kW'lık bir ev tüketicisinin kurulum silsilesi 3 aşağı 5 yukarı prosedürel olarak aynı. Bunu aşabilmek için ciddi hamleler var ama bizim de beklentimiz burada tip projeyle bunun hayata geçirilmesi. Yani şöyle örnekleyeyim, bir dönem otogaz tesislerin, arabayı otogaz yaptırmak istediğiniz zaman 1,5 aylık bir süre geçiyordu projelendirilmesi falan. Ama şimdi öyle değil, şimdi götürüyorsunuz, tip proje hazır, hemen montajını yapıyorlar, gidip onayını alıyorsunuz, olay bitiyor. Aynı şeyin ev kullanıcıları için de yapılmasını bekliyoruz. Burada ciddi adımlar var, bu adımların atılmasını bekliyoruz yani. Şu anda top kimde, yani bakanlıkta mı? EPDK ve Enerji Bakanlığı'nda şu an. Tamam. Bir de son zamanlarda evet, yani güzel bir şey tabii, yani doğal enerjiden enerjimizi üretiyoruz, havayı kirletmeden, özellikle o açıdan da çok önemli. Kesinlikle. Yani yenilenebilir enerji anlamında. Santrallerin yapılma hızı nasıl şu anda, durumlar? 2011'de bunun önü açıldı. Yasa değişiklikleriyle, gerekli yönetmeliklerle. 2015 sonu itibariyle de çok hızlandı bu büyük santraller özellikle. Çünkü ciddi getirisi vardı yatırımcılara. Fakat verilen izinler 2017 sonu 2018'in ortalarına doğru artık bitti. Yani şu an yeni büyük santral yapma olasılığımız yok denecek kadar az. Çünkü yeni izinlerin çıkmasını bekliyoruz. Bir beklentimiz yeni izinlerin verilecek olması bakanlık tarafından ya da EPDK tarafından. Ancak ondan daha büyük beklentimiz çatı üzerlerine, özellikle fabrika çatılarının üzerlerine gerekli kolaylıkların sağlanması, evsel kullanıcıların yapımında gerekli kolaylıkları, bürokratik kolaylıkların sağlanması, bu yerel yönetimde de genel yönetimde de olması gerekiyor. Çünkü sadece genel yönetimin izin verdim, hadi buyurun tip projeyle yapın demesi yetmiyor. Yerelde belediyelerin de buna ön ayak ve destek olması gerekiyor. Bunlar aşılırsa eminim ben, herkes kendi elektriğini üretmeye başladığında zaten otomatikman bizim problemimiz büyük ölçüde çözülmüş olacak. O zaman işte elektrik üreten, güneş enerjisinden elektrik üreten santrallere gerek kalmayacak diyorsun. Yani kesinlikle. Aslında önceliğimiz bu. Bizim ne hidroelektrik santraline ihtiyacımız kalacak, ne termik santrallere ihtiyacımız kalacak, ne de en önemlisi nükleer santrale ihtiyacımız kalacak. Zaten nükleer santralin en büyüğü tepemizde. Yani evet. Biz bunu kullanabilir isek eğer başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok ve şu an yeryüzündeki en temiz enerjidir güneş enerji. Peki, sıralama yapmak gerekirse evet, en temiz diye gerçi orada nitelendirdin. ne var işte? Hidroelektrik. Onu da biz o kadar sıkıntılı olduğunu bilmezdik. Hemen meğerse, sıralayayım. Daha sonra rüzgar enerjisi, işte türbinler var. En revaçlı olan işte yenilenebilir anlamda rüzgar türbinleri ve güneş enerjisi. Burada güneş enerjisi daha mı bir tık önde gibi sanki şu anda? Şimdi iki açıdan değerlendirmek gerekiyor. Bir, verim
getiri analizi yapıldığında hangisi ön planda? Bir, çevre dostu anlamında hangisi ön planda? Şimdi hepsi yenilenebilir enerji kapsamında. Burada ne var? Rüzgar enerjisi var, RES. Güneş enerjisi var, GES. Hidroelektrik var, HES. Ve bu arken tarafında sıkça görmeye başladığımız jeotermaller. Bunların hepsi yenilenebilir enerji kaynakları. Doğayı kullanarak enerji üretiyoruz. Fakat baktığınız zaman getiri anlamında RES ve JES'ler çok daha ön planda. Fakat doğaya en yararlı ya da en az zararlı olan hangisi diye baktığınızda güneş enerjisi. Neden? Çünkü yani güneş enerjisi birinci sırada. Birinci sırada. Şimdi hidroelektrik santralleri doğayı kullanıyor. Fakat hidroelektrik santralini kurduğunuzda sizden sonra suya ihtiyacı olanların suyunu bir miktar engellemiş, engellemek demeyeyim de şeklini değiştirmiş ya da kullanımını biraz güçleştirmiş oluyorsunuz. Rüzgar enerjisinde durum yine rüzgarı kullanıyorsunuz ancak arkasında oluşturduğu türbülanslar sebebiyle doğal yaşamda bir parça etken oluyor. Çünkü büyük ekipmanlar bunlar. Jeotermal de keza öyle. Gerçi şu an son teknoloji çıkardıkları suyu tekrar geri enjekte ediyorlar. Daha doğaya doyarlı tesisler kurulmaya başlandı ama. Ama jeotermalin aynı zamanda Türkiye'nin her yerine götürme şansında yok. Yok tabii. Yani sadece bölgesel. Tabii. Hı-hı. Güneş o konuda en avantajlı yenilenebilir enerji kaynağı konumunda şu an. Güzel. Peki bölge olarak güneş enerjisi anlamında tabii biz Ege bölgesindeyiz sonuç itibariyle. Hangi bölgeler daha çok şanslı gibi? Şimdi dünya içerisinde Türkiye çok şanslı bir konumda. Türkiye içerisinde de Denizli şanslı bölgenin aslında göbeğine oturmuş durumda. Baktığınız zaman batıdan doğuya doğru işte İzmir'in üst tarafından bir çizgi çekin, Ankara'nın alt tarafından Kayseri üzerinden güneydoğuya doğru, doğuya doğru, Van'a doğru uzanan bir koridor. Alt tarafı komple verimli bölgeler. Tabii bu bölgeler içerisinde Adana çok verimli gibi görünse de bizim işimiz sıcakla değil, bizim işimiz güneşle. Dolayısıyla güneşin çok sıcağın az olması gerekiyor. Dolayısıyla denizlerimiz... Sıcağın ne tür bir sıcağın dezavantajı şu, fotovoltaik paneller kimyasal bir tepkimeyle elektrik üretirler. Dolayısıyla her kimyasal tepkimenin altında açığa çıkan ek bir enerji vardır. Burada da maalesef sıcaklık. Isı artışıyla karşılaşıyoruz. Şimdi farklı yerlerde, farklı kimyasal tepkimelerde kiminde buhar çıkar, kiminde duman çıkar, kiminde ısı artışı çıkar, kiminde ısı eksilmesi çıkar. Buzdolaplarında ısı eksilmesi kullanılır. Burada ısı artışı açığa çıkıyor. Isı artışı da belli bir seviyenin üzerine çıktığında panellerde ciddi verim düşüşüne sebep oluyor. Dolayısıyla bizim beklentimiz normalde ortam sıcaklığının 25-30 derece geçmemesi. Fakat yaz aylarında işte Adana olsun, Antalya olsun, burası sıcak bölgeler. Şimdi 40-45 derecenin üzerine bir de panellerin ürettiği sıcaklık 80-85 derecelere kadar çıkabiliyor paneller. Dolayısıyla otomatikman verim düşüyor. Beklenti ne? Yüksek olsun, aynı güneşi göreyim. Dolayısıyla burada kurduğunuz tesisle Denizli merkezde Acıbadem arasında kurduğunuz tesis arasında üretim farkı var. Üretim farkı var. Peki bu güneş enerjisinde malzeme olarak şöyle bir malzemeydi değil mi? Yani gösterdiğiniz. Evet, bu, bu nereden oluşuyor bunun madde olarak? %99 saf silisyum. Silisyum çok önemli bir yalıtkan malzemedir. Ve çok doğada ucuz bulunan bir malzemedir. O yüzden silisyum. Bunun gibi bu amaçla kullanılan yaklaşık 13-14 tane malzeme var. Fakat bu malzeme içinde en ucuz, en çok doğada bulunanı silisyum. Dolayısıyla silisyum üzerine yoğunlaşmış durumda sektör. Silisyumun içerisine eklenen bor ve fosfor atomunun güneşten aldığı foton ışınlarıyla yaptığı etkileşimden kaynaklı oluşan elektron fazlalığını biz buradaki busbarlarla çekerek bunu elektrik haline getiriyoruz. Aslında yapılan iş fiziksel olarak bu. Ama bu işin özünde sadece fizik yok. Fizik var, kimya var, işin özünde elektrik var, işin özünde mekanik var. Yani sadece bir elektrik işi değil. Öylesine sormuş olayım. Fizik, kimya var derken işte bizim lisede öğretilen, okulda öğretilen orada birazcık faydası oluyor mu? Hani bunu öğrencilere mesaj anlamında gitsin. Şimdi, hani ya biz bunları niye öğreniyoruz? Bunlar bize lazım olacak mı? Olmaz mı? Cevap bulabilmek adına. Olmaz mı? Ben çocuklarıma da hep söylerim. Matematiği en iyi şekilde öğrenin ki müzisyen bile olsanız işin özünde matematik var. İşin özünde kimya var. İşin özünde fizik var. Biz bu fizik, matematik, kimya da öğretilen şeyleri hakkıyla öğrendiğimiz zaman hayat demiyorum mutlaka bir yerlerde kullanıyoruz bunu.
Evet. Bu da öğrenci için yararlı bir bilgi. Öğrencilerin bir merakını daha gidermiş olalım. Branşlarda genelde çalışılan alanlarda işte bir alaylı dediğimiz var. Bir de diploma alınma olayı var. Senin durumun nedir bu ben anlamda? Ben teknik öğretmenim. 98 mezunuyum Gazi Üniversitesi'nden. Bir sene yaptım. Bir sene sonra asatimin tahsilemesine bir hafta kala istifa ettim. Ben dedim öğretmen olamam. Öğretmenlik çok zor bir zanaat. Allah kolaylık versin öğretmenlere. Eşim de bir öğretmen bu arada. Peki aldığın eğitimin yani bu şu andaki yaptığın işle bir ilgisi var mı? Aldığım eğitimin kısmen ilgisi var. Ağırlık olarak ben malzeme bilimiyle çok haşır neşir bir insanım. Dolayısıyla malzeme biliminden kaynaklı merakımdan dolayı açıkçası. Tamam. Bunu niye soruyorum? İşte bazen diplomaların insanları kısıtladığını düşünüyorum. Maalesef. Gerçi Türkiye bu açıdan çok şanslı bir yer. Herkes her istediği işi yapabiliyor. Evet, yani en büyük sıkıntımız o. Bizim sektör olarak da sıkıntımız bu. Sıkıntı mı olarak görüyorsun? Evet, evet, evet. Ama ben aslında yapabildikten sonra bütün insanların aslında denemesinde fayda görüyorum tabii ki. Çünkü insan ömür boyunca tek işte yani ben artık bu diplomayı sahibim, bu yolda gitmeliyim gibi bir seçeneği olmamalı, seçenekleri olabilmeli. Nitekim senin hayatında olduğu gibi işte. Evet. Öğretmen olarak mezun olmuş ama ben öğretmeni yapamam, uygun değilim. Gelmişsin farklı bir branşta ve şu anda oldukça da başarılısın. Bu anlamda o da güzel. Tabii bununla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Şimdi orada size katılıyorum. O konuda çok haklısınız. Yani insanların önünün açık olması lazım. Ve ben hep şuna inanmışımdır. Bir insan yaşamı boyunca yaptığı işin dışında mutlaka bir hobisinin olması gerekiyor. Dolayısıyla bu hobisi ileride ona çok daha artı değerler katabiliyor. İş anlamında da katabiliyor. Ya da emeklilikten sonra katabiliyor. Şimdi benim en büyük sıkıntım ya da sektörün en büyük sıkıntısı şu. Biz 2011 yılında hayata geçtiğimizde firma olarak 11 tane EPC firması, mühendislik firması vardı. Fakat bu iş o kadar hızlı gelişti ki şu an biz ürün tedarikçisi olmamız... EPC'nin açılımını yapalım mı? EPC şöyle söyleyeyim. Enerji... Malzeme tedariği, kurulum ve mühendislik. Şimdi bu anlamda baktığınızda herkes her şeyi yapmalı doğru ama bir şeyleri kolaymış gibi algılayarak yani biz de yaparız deyip yani iki jakı birbirine takmak kadar kolay değil maalesef bazı şeyler. Bizim en büyük sıkıntımız sektörde şu an bu. Neden? Çünkü fotovoltaik panellerin ucunda iki tane jak var. Bir erkek bir dişi bunlar ters girmezler zaten. Dolayısıyla ya bunu takmak bu kadar kolaysa hadi invertörü de buraya takalım. Oradan da şuraya gidelim. Tamam ya biz güneş enerjisi kurabiliriz deyip bu sektöre girip hakikaten çok canların yandığını biliyorum. Herkes her şeye girsin ama araştırarak, kendini geliştirerek, bir şeyler elde etmeyi umarak, koşarak bir şeyler yapmaya çalışmalarını ben rica ediyorum. Neden? Ben bu sektöre girdiğimde yaklaşık 20'ye yakın eğitim aldım Almanya ve Avusturya'da. Dolayısıyla bu eğitimlerden aldığımız bilgilerle gördüğümüz şeyler arasında dağlar kadar fark olduğunu fark ettik. Bunu da müşterilerimize aksettirmeye çalıştık. Dolayısıyla ehil ellerden çıkan iş her zaman güzeldir. Yeter ki ehil ellerden çıksın. Tabii ki yani benimki o düşüncemi şu şekilde de tamamlayabiliriz, yani devam ettirebiliriz. Mutlaka denetleyici mekanizmaların olması lazım. Bu konuda en çok devletten daha ziyade odalar dediğimiz mesleki odalar bunun takipçisi olması lazım tabii ki. Yani yetkinliği var mı yok mu? Evet. Yoksa diğer ki şey anlamında benim öneri anlamında bir yere kapanıp kalmasın insanlar. Yani başarılı olabileceğini düşündüğü alanlarda mutlaka. Bir de hele ki çıraklıkların yaptıkları konulardı tabii ki. Evet. Öyle hani bodozlama bir konuya dalmak değil de mutlaka bir işin çıraklığını yapsınlar. Eğer yapabileceklerini düşünüyorlarsa oradan devam ettirsinler diye düşünüyorum. Şu elindeki malzemeden bir aklımda kalan bir soru daha. Biz daha ziyade güneş enerjisini işte güneşin olduğu zaman sadece o anlarda ürettiğini düşünüyordum. Program önce seninle sohbetimizde biraz daha farklı bilgi verdin. Aslında güneşliyken daha çok ama farklı zamanlarda da üretebildiğini söyledin. Onu biraz daha açık getirebilir misin bilgi anlamında? Şimdi şöyle, o malzemenin üzerine güneş vurduğu zaman güneşin uran fotonlarının içerideki bor ve fosfor atomunun en dış yörüngedeki elektronlarını hareket ettirmesiyle sağlıyoruz. Dolayısıyla foton gözün gördüğü ışık aslında. Buluttan gelen difüz ışıklar da bizim işimize yarıyor. Ama normalde 10 birim üretirken güneşin altında yatay açılarda 8 birim üretiyor. Güneşin olmadığı difüz olmuş ışıklarda 2 birim üretiyor.
akşam üzerlerinde bir üretiyor. Yani çok düşük de olsa, eser miktarda olsa elektrik üretimi devam ediyor ışık olduğu müddetçe. Çünkü bizim işimiz ışıkla. Hmm. O zaman bir nevi aslında bunu güneş enerjisi demekle birlikte ışık enerjisi de. Yani kısmen denebilir. Yani daha şöyle mi? Halk dilinde anlaşılabilir anlamında. Güneş varken açık havada efendim işte kaç birim değil mi? 10 birim üretirken kapalı havada, hava kapalı. 3 birim üretir. 3 birim örnek üretir. Veriyorum yani. Örnek hesabı veriyorum da. Yaklaşık olarak. Evet. Yani sonuçta bir üretiyor yani. Üretim var tabii. Tamam. Cumhurcuğum çok teşekkürler. Aslında ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Ama son toparlamak anlamında söyleyeceğim bir şeyler, eklemek istediğin konular varsa onları alabilirim. Şunu söylemek istiyorum ben özellikle. Şimdi maliyetler yüksek gibi görünse de izleyicilerimizin en dikkat etmesi gereken konu en alttaki total rakam. Ne verdim, yıllar içinde ne alacağım. Bir de geçmiş yıllarda maalesef ehil ellerden çıkmayan sistemlerden kaynaklı insanların kafasında çok büyük soru işaretleri var. Bu sistemi biz kurdurduk, 2 yıl sonra kaldırıp çöpe attık. Hayır, bu sistemler Almanya'da 38-39 yıldır çalışan tesisler var. Dolayısıyla Türkiye'de de aynı verimliliği yakalamak çok mümkün. 39 yıl evvelki teknoloji şu anki bir değil. Birbirine benzerlikler olsa da şu an çok daha ileri durumdayız aslında. Pekala, kullanıcılar iyi kötü firma anlamında nasıl bir tercihte bulunabilirler? Onu bilme, araştırma, vallahi, görme şansları var mı? Onu ayırmak çok zor gerçekten. Yani referanslarına mı baksınlar? Referanslarına bakacaklar. Referans bir yere kadar etkili. Bir yerden sonra yani doğru bilgiye ulaşmanın yolu açıkçası firmalarla birebir görüşmekte, sadece rakamlara bakarak hareket etmek çok doğru değil. Bazen 3 liraya yapılan şeyi 5 liraya başka bir firma fiyat veriyor olabilir. Ama firmanın background'una bakmak lazım. Kullanılan malzeme kalitelerine bakmak lazım. Ama ben onu vatandaş olarak bilmem mümkün değil. İşte onu diyorum ya. Çok zor bir ayrım olur bu. Yani kolay değil. Yani bizim sektördeki en büyük sıkıntımız şu an bu. Evet. Maalesef. O zaman inşallah çözersiniz diye. İnşallah. Yani benim sadece orada tek önerim referanslara bakılması belki de. Yani şu an için sizler referans daha iyi çözülür. Referans en büyük belirleyici şu an. Tabii. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum bundan sonra çalışmanızda. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.